Herkese selamlar. Ligin başlamasına 2 hafta var. Günlük sığ transfer haberleriyle günümüzü geçiriyoruz. Ancak Türk futbolu olarak sürekli geriye gidiyoruz. Ve bunun birinci sorumlusu medya. Denetim görevini yerine getirmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen medya, günü kurtarmak için sürekli manipülasyon yapan kulüpler ve bütün bunlara uygun bir TFF. Böyle başa, böyle tıraş. Biz medya olarak eleştiri hakkından sadece vazgeçtik galiba. Eleştirilecek yegane insanlar, tabii ki sahipsiz olanlar, hakemler, geriye kalan her şey güzel. Federasyon başkanı mı? Gelen ağam, giden paşam. Mehmet Büyükekşi başkan adayı olmadan en güçlü çıkışı yapan Ali Koç, devrim niteliğinde kararlar aldığını falan söyledi de şaşırdım. Devrim neyse. Şimdi o medyadaki birkaç meslektaşım hariç, sesini çıkarmayanlar da kulağının arkasına küpe yapsın. Çünkü bu bütün yapılamayan işlerin, yanlış yapılan işlerin suç ortağı, sorumluluk sahibi olan biraz da medyadakiler. Devrim yapmış Mehmet Büyükekşi, büyük başkan, anladığımız kadarıyla beklenen adam. Demiş ki gerekirse arttırılması, gerekirse aynı kalması, gerekirse sınırsız olması konusunda yabancı sayısının Kulüpler Birliği ve birincilik kulüpleriyle bir komisyon oluşturacağız. Ondan sonra karar vereceğiz. Her şey olabilir. Ne vereyim abime federasyonu demiştim. Tam da öyle bir federasyon. Şimdi bu işi kulüplerle konuşarak halledemezsiniz. Bütün bunlar Mehmet Büyükekşi'nin önümüzdeki seçimde de başkan olmak istediğini, olmazsa siyasete girmek istediğini düşündürüyor bana. Kulüplerle konuşacaklarmış, ona göre karar vereceklermiş. Ben size kulüplerin ne istediğini, ne yaptığını söyleyeyim. Ya Türk futbolcu yetişmiyor başkanım, serbest olsun gitsin, Türk oyuncu da çok pahalı. Bakın ben size son 4 sezonda, bu sezon hariç, bu sezon yapılan transferler hariç, hangi kulübün ne kadar transfer yaptığını söyleyeyim. Rizespor son 4 sezonda 53 tane futbolcu transfer etmiş her sezon. Her sezon 13 tane yeni yabancı kadrosuna katmış ortalama ve küme düştüler. Malatyaspor 46 tane futbolcu almış 4 sezonda. Sezon başına 11,5 düştüler. Ankaragücü bir defa düştü. 3 sezonda 42 futbolcu almış. Ortalama 14. Kayserispor düştü kurtuldu ama 4 sezonda 49 tane futbolcu almış. Evet, bu kulüplere mi soracaksınız? Alalım mı? Türk oyuncu yetişmiyor ki başkanım. Yetişeni de almaya kalkıyoruz. Ateş pahası. Yabancılar bedavaya geliyor ya Türkiye'ye. Büyük kulüplerimize geçelim. Vizyoner Ali Koç'la Fenerbahçe her sene ortalama 11 tane futbolcu almış. Bu sene hariç. Galatasaray her sene 10 tane. Trabzonspor her sene 10,5. Beşiktaş ve Başakşehir ortalama 9'ar yabancı olmuşlar her sene. Yani 2 senelik, 3 senelik kontratlar yapıyorlar, alıyorlar. Ondan sonra kontratlardan çıkmak için aklı karayı seçiyorlar. Ondan sonra harcama limitlerine takıldığı zaman ama bu şartlarda biz yürütemiyoruz, enflasyon var, pandemi oldu, bizim harcama limitlerimizi açın diyorlar. O harcama limitleri açılıyor. Rakamların ne kadarı doğru, ne kadarı fiktif bilinmiyor ama kamuoyunda açıklanan bonservis ücretlerine, maaşlara falan kimse de güvenmiyor ama ne vereyim abime, federasyon gelir gelmez harcama limitlerini arttırdı kulüplerinde yine. Çünkü enflasyon vardı. UEFA'da 20. sıradayız. Kulüpler sıralamasında milli takımlarda C ligindeyiz. Ve büyük hazırlıklarla gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancıyı aynı da tutabiliriz, düşürebiliriz, sınırsız da yapabiliriz. Bunu kulüplere soracağız diyor. Hiç sormayın, alacağınız cevap belli. Sürdürülebilir plan program istiyoruz. Evet, kulüplerin bu sezon ilk 11'de 2001'den sonra doğmuş bir tane oyuncu
oynatma mecburiyeti vardı. Saçma bir karardı ama 4 senedir yürürlükteydi. Ve kulüpler biliyorlardı ki yeni gelen MHK, aman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na biz bunu değiştirttiler. O kural kalktı. Şimdi de U21 ligi kalkmıştı. Senelerdir o çocukların ne halde olduğunu düşünen yok. Bir icat yaptılar. Rezerv ligi kuruyorlarmış. Ben kurabileceklerini, o ligin oynanabileceğini sanmıyorum ama başkan hala bunu söylemekte ısrarlı. 16 kulüp istemiş. Demek ki 3 istemiyor. Önü düşünülmemiş, arkası düşünülmemiş, maliyetler düşünülmemiş. Bu çocukları oynatmamız lazım. Nasıl lazım? Hüseyin Özkök'ün yazılarını okuyun. Ben ama size hemen söyleyeyim. Model alacaksanız Almanya'ya bakın. Bizden ileri ülkelere. İspanya'ya bakın. İtalya'ya bakın. İngiltere'ye bakın. İngiltere rezerv ligi kaldırmış durumda. Diğerlerinde yok. Diğerlerinde profesyonel takımların genç oyuncuları alt liglerde kendi adlarını taşıyan kulüplerde oynuyorlar. Türkiye dünyanın en çok profesyonel takıma sahip ülkesi. Mehmet Büyükekşi'nin dediği gibi toplam borç 50 milyar lira. Bunun 15'i 4 büyüklerin. Düşünün ne, alt liglerde borç batağında belediyelerin sırtında gidiyorlar. Ama biz orada bu çocukları, bu kulüpleri oynatmaktansa siyaseti karşımıza almayalım, yerel siyasetçileri üzmeyelim, maça giden 800 kişinin moralini bozmayalım diye bu kulüpleri orada yarıştırmıyoruz, rezerv lig icat ediyoruz. Katılmayana 5 milyon lira ceza. Aman ya Rabbim, ne büyük yaptırım. Seyircisiz maçlar, sonucunda ödül olmayan bir yarışma, antrenman maçı. Antrenman maçıyla idare edecekler. Herkes de bunu alkışlıyor. MHK. MHK büyük bir krizden çıktı. Sabri Çelik ve arkadaşları hakemliği bu sezona ulaştırdı. Oldukça da başarılı olduklarını düşünüyorum. Aldıkları enkaza bakınca. Ama Mehmet Büyükekşi devreye girdi ve dedi ki, ya yıpranmış isim istemiyorum, yeni yüzler olsun, yeni yüzler ve Sabri Çelik emredersiniz başkanım diyerek kendisini başarıya ulaştıran ekibinin tamamını gönderdi, Murat Ilgaz hariç ve 5 tanesi yardımcı hakemlikten gelen yeni çalışma arkadaşlarıyla yola devam ediyor. Kesin olarak eski MHK yönetiminin bu MHK yönetiminden daha iyi olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bir, daha deneyimlilerdi, daha morallilerdi, daha heyecanlılardı. Olmadı. Sabri Çelik'in başka bir skandal liderlik örneği de var. Ya Mehmet Büyükekşi demiş ki VAR hakemleriyle saha hakemleri ayrılsın. Sabri Çelik de muhtemelen, yani egzajere ederek söylüyorum ama, ya başkanım biz bunu niye düşünemedik? Çok iyi düşündünüz. Öyle yapalım. Dünyada örneği var mı? Yok. Nitelik ve nicelik açısından yeterli hakemimiz var mı? Yok. Ve Türk futbolundaki bütün başarısızlıklar kimler üzerinden temize çekiliyor? MHK üzerinden. Ve Sabri Çelik gibi, Murat Ilgaz gibi senelerin tecrübesi buna eyvallah diyor. Hepsini göreceğiz. Şimdi fırtına öncesi sessizlik, herkes rahat. Başkanımız harcama limiti diyoruz, açtı. Yabancı kontenjanda yaşadığımız sıkıntıları çözdü. Yabancı konusunda alınacak kararları bize danışarak alacak. Naklen yeğenin ihalesine 100 milyon lira zam yaptırdı devrim. Halbuki Ali Koç çok net bir şekilde Saadettin Saran grubuna verilmesi gerektiğini, yayıncı kuruluştan kurtulması gerektiğini Türk futbolunu söyleyip söyleyip duruyordu. Ama Kulüpler Birliği Başkanı olarak yapılmış devrim olarak nitelendiriyor. Aa, bir tane çok önemli bir iş yaptı Mehmet Büyükekşi yönetim. Deplasman yasağının kalkmasını sağladı ve anlaşmaya göre bazı kulüpler deplasmanda %30 kontenjan da kullanılabilecek. Güzel.
Ama Türk futbolunun, Türk taraftarının, seyircinin problemi bu değildi ki. Ben küfrediyorum, yanımda oturan adam bir dahaki maç cezalı. Bütün bloğu kapatıyorum. Ne orada 100 kişi var, 80'i küfretti. O 20 kişi küfrettirmeseydi kardeşim onunla mı uğraşacağız? Kameralarımız var, gerek yok, kim uğraşacak onunla? Ne vereyim abime? Taraftarı düşünmeyen, sadece kulüplerin menfaatini düşünen ve Türk futbolunu batıran kulüp başkanlarının kanaat önderliğinde Türk futbolunun gelecek projesini hazırlayacak bir federasyona ben güvenmiyorum. Ve medya burada nerede? Pek çok eski MHK başkanı var. FIFA kokartlı çok deneyimli televizyonlarda yorum yapan hakem var. VAR hakemiyle sağ hakemin ayrılması konusunda yorum yapan kaç kişiye rastladınız? Medyada Mehmet Büyükekşi'nin şu saydığım üç kalemde yaptığı hatalı tasarruflara karşı eleştiri yapan kaç tane medya mensubuna rastladınız? Sayfa dönsün, boş ver ya. Medyası kadardır bir ülkenin gelişmişliği. Sosyal yaşamımızda da medyanın olumsuz etkilerini pek çok alanda görüyoruz. Futbolu da bundan ayıramayız. Futbolda bir ülkenin durumunu anlatmaya yetecek bir organizasyondur. Stadyumda şiddet için bir çalışma yok. Yani en büyük icraat Mehmet Büyükekşi Federasyonu'nda hiç güvenilmeyen tahkim ve disiplin kurullarının istifasını sağlaması. İstifasını istemesi yani. Onlar istifa etmeseydi, Göksel Gümüşdağ onlardan rica etmeseydi bunu da sağlayamamış olacaktı ve Türk futboluna güven geldi diye konuşuluyor. Türk futboluna güven gelmesini sağlayan insanlar o kurullardan istifa eden ve gerçekten herkese yaka silktiren eski kurullar. İstiyorum ki çok başarılı olsunlar. Diliyorum ki çok başarılı olsunlar. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Hatadan dönün. VAR hakemleriyle saha hakemlerini ayırmayın. Yabancı kuralını kulüplere danışarak almayın. 15 yaşla 21 yaş arasındaki çocukların gelişimine en uygun projeyi bizzat hazırlayın ve yaptırın. Yöneticilik yapın, idarecilik değil. Ne vereyim abime, sizi herhangi bir başkan yapar. Ama siz de bu durumdan çok şikayetçi olmazsınız tahmin ediyorum. Çünkü anca beraber, kanca beraber onlar sizin dostunuz. Yahu dünyada hiçbir yerde yok. VAR hakemiyle orta hakemleri ayırıyoruz. Sağ hakemi bir daha VAR'a çıkmayacak. Neden? Olmuyor. Neden? Olmuyor işte. Biz öyle yapacağız. Yeterli adamınız var mı? Yok ama yetiştireceğiz. Tahammül var mı? Yok. Yabancı getireceğiz. Nereden getireceksin? Nasıl getireceksin? Bu yabancı hakem konusunda da önümüzdeki hafta bir yayın yapmayı düşünüyorum. Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ama gene tartışması bol, kavgası bol, polemiği çok. 100. yılda önümüzü kesiyorlar. Biz bunun farkındayız. Mehmet Büyükekşi çok iyi ama kurulları kötü falan laflarını duymaya da hazır olalım. Değişmez. Yaklaşım bu olursa sonuçta aşağı yukarı aynı olur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.